Kamsun Süleyman Han vefat ediyor. Vefat ettikten sonra zaten Süleymaniye Camii'nin haziresinin içerisindedir. Evet, oraya defnediliyor. Cenaze merasiminde namazını da, cenaze namazını Ebu Sıt Efendi kıldırıyor. Çok büyük alim. Efendim, hatta tefsiri dahi vardır Ebu Sıt Efendi Hazretleri'nin. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim, şimdi defnedilirken dikkat ediyor ki hademeler, efendim, hizmet edenler bir sandığı kabre koymaya çalışıyorlar. Hemen görüyor, müdahale ediyor Ebu Sıt Efendi. Çünkü efendim, mevtanın yanına dünyevi hiçbir şey konulması caiz değildir. Yani dört mezhepte de Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli hiçbirinde konulmaz. Sadece caiz kefenlenip değildir. Kefenlenip mevta defnedilir. O kadar. Yanına bir şey konulmaz. Evet. Efendim müdahale ediyor. Çekmeceyi aldırıyor. Caiz değildir diyor. Efendim ve koydurtmuyor. Ama merak ediyor. İçinde ne var? İçinde ne var, öyle ya bu sandığı. Evet. İlla evin vasiyetidir bilmem ne falan diyorlar oradaki hademeler. Koydurtmuyor. Koca Cihan Padişahı'nın vasiyeti. Evet. Değil mi? Ona bile hükmedemiyorsun işte öldükten sonra. Evet. Ne kadar ibret var bunda efendim. Ondan sonra açtırıyor şeyi. Sandukayı. Sandukayı açtırıyor. Bakıyor ki içerisinde Ebu Sıt Efendi'nin Kansan Süleyman Han'a vermiş olduğu fetvalar. Kendi verdiği fetvaları görüyor. Kendi fetvalar. Görüyor. Efendim çok enteresan. Hani öldükten sonra Münker ve Nekir ismindeki sorgu sual melekleri gelirler ya. Evet. Hatta şiirde ilahide der ki Münker Nekir gelir çınarlar gibi, gözleri yanıyor şimşekler gibi, sorarlar suali gökgürler gibi, yürü dünya yürü sonun virandır, bin yılından sonra ahir zamandır. Sorgu sual melekleri kendisine sorduğu zaman, efendim sen bu işi niye yaptın mesela, efendim yani cevabı hazır, ben bunu kendi aklıma göre, kendi fikrime göre yapmadım, zamanın en büyük alimi, efendim zamanın Şeyhülislam'ı Ebu Sıt Efendi Hazretlerine sordum. Şöyle bir iş yapacağım. Şu sefere çıkacağım. Efendim bunu, bu sefere çıkmam, bu işi yapmam caiz midir? Efendim o da fetva verdi. El cevap caizdir diye. Yani ben yaptığım işleri Şeyhülislam Ebu Sıt Efendi'ye sormadan, ondan fetva almadan yapmadım. Yani kendi başıma yapmadım. Hep fetva alıp yapacağım işin dine uygun, dinimize uygun olduğuna dair, Allah'ımızın rızasına uygun olduğuna dair fetva aldım, ondan sonra yaptım. Danıştım. Diyecek. Teyit evet, aldım, öyle yaptım diyor. Evet. Ve Ebu Sıt Efendi bu fetvaları görünce hüngür hüngür ağlıyor ve diyor ki ey Süleyman, sen kurtardın ya bizim halimiz ne olacak? Tarihe geçiyor bu söz.